Çok canım sıkılıyor. Bazı zavallı insanlar haramları, günahları söylediğimiz zaman nasıl gocunurlar? Ne hakkı var bana gocunmaya? Hazreti Allah'a küs. Peygamber'e küs. Kitabullah'a karşı gel. Onun benimle bir alaka yok senin. Söylemek zorundayım ben bunu. Hiçbir şeyden çekinmem ve sakınmam. Bazıları kızacak, bazıları küsecek diye 60 yıldır Kur'an-ı Kerim anlatılmadı size. Bazı makamlar, mevkiler gocunacak diye 60 yıldır Hazreti Kur'an anlatılmadı size. وَلَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ anlatılmadı size. Böyle bir hoca olmak istemem. Cemaat küsecekmiş, müftülük darılacakmış, Diyanet reisi ceza verecekmiş diye ayetleri gizleyen hoca Allah yolundan çıkmıştır. Böyle hocalık olmaz. Hiç kimsenin ses gelmesin kulağıma. Açarım Rabbül Alemine ellerimi, öyle bir şekva ederim ki evini barkını manen tarumar ederim o adamın. Ben Allah için konuşuyorum. Hiç kimseyi hedef almıyorum. Hiç kimseyi ben muhatap kabul etmiyorum. Biz Allah namına, Kitabullah adına konuşuyoruz. Kur'an'da yoksa o zaman gel benim yanıma. Kur'an'da varsa semtime yaklaşma. O söylenecektir. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ Her gün 40 rekatın 40. rekatında, bir günlük namazın 40. rekatında senin yolunda olmayanları terk ederiz ya Rabbi diyor musun, demiyor musun? Diyorsun. Hani öyleyse? Neden bu ahdine vefa göstermiyorsun? Neden bu ahdine vefa göstermiyorsun? Neden hala zalimlerle, fasıklarla, facirlerle neden hala berabersin? Ve netrukü men yefşuruke lütfen araştırın. Lütfen inceleyin. Lütfen manasına bakın. Ne demek netrukü? Terk ederiz, ilgimizi keseriz, desteğimizi çekeriz, elimizi vermeyiz, ayağımızı vermeyiz, gönlümüzü vermeyiz manasına geliyor. Men o kimse ki yefşürüke sana karşı geliyor. Sana isyan ediyor, günah işliyor, haram işliyor, aldırış etmiyor. Allah ve Resulüne karşı kayıtsız, ukala, edepsiz hareketlerde bulunuyor. Terk ederiz bunu diyoruz. Ama terk etmiyoruz. Tavrımız değişmiyorsa, hareketimiz değişmiyorsa, yolumuz yönümüz değişmiyorsa, kıldığımız namaz adeta bağışıklık yapmış ve etkisini, tesirini kaybetmiş oluyor. Ve namaz kılmakla kılmamak sanki adeta Allah korusun aynı noktaya gelmiş oluyor. Namaz kılanların farklı olması lazım. Namaz kılanların değişik olması lazım. Namaz kılanların her şeyin farkında olması lazım. Namaz kılanların haramı helalı bilmesi lazım. Namaz kılanların dostu düşmanı tanıması lazım. Başka türlü namaz kıldığının alameti ne olacak? Nasıl anlayacağız, nasıl kavrayacağız, nasıl tespit edeceğiz? İkinci kunut duası da aynı mahiyette. Allahümme iyyâke na'bud ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nehfid. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اللهم demek Allah'ım demek İyyâke na'bud ancak sana ibadet ederiz ve leke nusalli ve nescud ancak senin için namaz kılar senin için secde ederiz secde yescudu nescudu secde ederiz ve ileyke nes'a ve nehfid ancak sana koşarız senin yolunda ilerleriz. Nercu rahmetek rahmetini niyaz ederiz, rahmetini umarız. Ve nakşa azabek azabından korkarız. Hani Allah'ın azabından korkanlar? Nerede? İnne azabeke bil küffari mülhik. Senin azabın ancak kafirleri içine alır, kafirlere ulaşır, zalimlere ulaşır. Ve senin azabın onları mahveder, imha eder. Böyle her gün 40. rekatta bunları söyleyip yatıyoruz. Sabahleyin aksini yapıyorsak, vay bizim halimize, vay kıldığımız namazların haline. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Allahu Teala cümlemizi aff ve mağfiret buyursun. Amin. Rıza ve rahmetin nail buyursun inşallah. Amin. Haftaya devam